Sevgili Sofra TV ailesi, hepinize yeniden merhabalar. Herkesin severek yiyeceği ve favorisi olacağı muhteşem bir yemek tarifiyle bugün sizlerleyim. Minik minik köfteler ve sebzelerin terbiye ile buluşması sonucu ortaya çıkan bu lezzeti mutlaka denemelisiniz. Ekşili köfte yemeği nasıl yapılır? Merak edenler lütfen videomu sonuna kadar izleyin. Önemli tüm püf noktalarına değindim. Buyurun tarifimize geçelim. Kabımızın içerisine 300 gram dana kıymamızı ilave edelim. Üzerine 3 yemek kaşığı yıkanmış pirincimizi, yarım adet rendeden geçirmiş olduğumuz soğanımızı. Soğanımızı sıkalım arkadaşlar, suyundan arındıralım. Üzerine 1 adet yumurta. Baharat olarak da karabiber ve tuz kullanıyorum. Malzemelerimiz birbiriyle özdeleşinceye dek güzelce yoğuralım. Harcınız cıvık olursa içerisine 2 yemek kaşığı kadar galette unu kullanabilirsiniz. Toplamda 10 dakikadır yoğurdum. Kıvamı gayet güzel oldu. Harcımızdan parçalar alarak yuvarlayalım ve minik minik köfteler hazırlayalım. Köfteleri ben böyle minik minik sevdiğim için arkadaşlar bu şekilde yaptım. Siz dilerseniz daha büyük boyutlarda da yuvarlayabilirsiniz. Tencereye yeteri kadar sıvı yağımızı alalım. Üzerine 1 yemek kaşığı tereyağımızı ekleyelim. Tereyağımız eridikten sonra üzerine doğramış olduğumuz havucumuzu ilave edelim. Havuçlarımızı 1-2 dakika kavurduktan sonra doğramış olduğumuz patateslerimizi tenceremize ekleyelim. İki diş doğramış olduğumuz sarımsaklarımızı, üç dört dakika kavuralım. Üzerine 7 su bardağı sıcak suyumuzu ilave edelim. Bilindiği gibi genelde ekşili köftede bu aşamada köfteler tencereye ilave edilir. Fakat ben yemeğimin suyunun berrak olmasını istediğim için köftelerimi kızartarak tencereme ilave edeceğim. Bunun için tavama yeteri kadar sıvı yağımı aldım. Hazırladığımız köfteleri tavamıza ilave edelim. Bu şekilde hazırladığınız zaman gerçekten yemeğinizin tadı ve lezzeti çok daha muhteşem oluyor. Ayrıyetten de köftelerimizin dağılma riski de azalıyor. Kızaran köftelerimizin üzerine 1 yemek kaşığı nanemizi ilave edelim. Yarım tatlı kaşığı da ben karabiber ilave ediyorum. Şöyle güzelce karıştırdıktan sonra yemeğimizin içerisine ilave edelim. Kısık ateşte köftelerimiz ve patateslerimiz yumuşayıncaya dek pişirmeye bırakalım. Terbiyesi için ayrı bir kapta 1 su bardağı yoğurt, 3 yemek kaşığı silme un, yarım limon suyu kabımıza ilave edelim. Ekşili köfte yemeğini ben birazcık böyle mayhoş seviyorum. Onun için tüm limon kullandım. Arkadaşlar tabii ki siz damak zevkinize göre limon suyunu ayarlayabilirsiniz. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya dek güzelce karıştıralım. Yemeğimizin suyundan birkaç kepçe alarak terbiyeye ilave edip güzelce çırpalım. Terbiyemizin kesilmemesi için lütfen bu işleme çok dikkat edelim. Hazırladığımız terbiyemizi yemeğimize ilave edelim. Üzerine yarım tatlı kaşığı da tuzumu ilave edip 5 dakika daha yemeğimi pişirmeye bırakıyorum.
Oldukça yararlı ve doyurucu bir yemek bu arkadaşlar. Gerçekten yiyen herkesin lezzetine hayran kaldığı bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle kontrol ediyorum arkadaşlar. Yemeğim gayet güzel bir şekilde pişti. Altını kapatıp servise hazırlıyorum. Değerli arkadaşlar, yemeğimizin son hali bu. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Arkadaşlar, birbirinden lezzetli tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayalım. Farklı lezzetlerde görüşmek dileğiyle.